Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyici. Sektör arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şimdilik durağımız olan Siirt'ten sesleniyoruz. Hünkar sofrasında konuk olduk. Yanımızda firma sahibimiz Şerafettin Kızıl bulunmakta. Merhabalar Şerafettin Bey. Merhaba efendim. Hoş bulduk. Öncelikle nasılsınız? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Siz de nasılsınız? Bizler de teşekkür ederiz. Biz ilk önce sizi tanımak istiyoruz. Şerafettin Kızıl kimdir ve kaç yıldır bu sektördedir? Şerafettin Kızıl mekan sahibidir. 1983'ten beri bu mesleğin içindeyim. 1983'ten beri restoran, evet, lokantacılık sektöründe yer alıyorsunuz. Evet. Peki Hünkar Sofrası kaç yılında kuruldu ve vermiş olduğu hizmetler nelerdir? 2004 yılında kuruldu Siirt'te. Bütün yöresel yemeklerimiz, ızgara çeşitlerimiz. Burası hem bir alakart restoran hem de ızgaralarıyla, evet, tamamlayan bir kurum, evet, kuruluşu. Efendim. Peki menümüzde neler vardır? Siz özgür lezzetleriniz nelerdir? Siirt'te özgü efendim işte perde pilavımız vardır, kuzu dolmamız var, saç kavurmamız var, işli köfte, Arapçadan kitap dediğimiz köftemiz vardır. Evet efendim. Kitap dedi Arapça. Evet efendim. Bunların yanı sıra ızgara çeşitleri, fırın çeşitleri, evet, İskender döner çeşitleri. Yani totalde kaç kalem ürün vardır burada? Yaklaşık 25 kalem ürünümüz var. 25 kalem gayet, evet, yüklü bir rakam. Evet. Peki bu restoranımız kaç metrekare alan içerisinde yer alıyor? 700 metrekare, 3 katlı. 700 metrekare ve 3 katlı bir alan, gayet geniş bir alan. Tabii ki bu yüzden çalışan sayısı da önemli. Kaç kişilik uzman kadromuz var burada? Çalışan uzman kadromuz 25 ile 30 arasında. 25-30 arası. Peki tek seferde kaç misafirimizi ağırlayabiliyoruz? 250 efendim. 250. Tabii 25-30 kişi olunca 300 dahi, evet, burada karşılayabilirsiniz. Çünkü, evet, mekan çok geniş ve ferah bir mekana sahipsiniz. Peki Hünkar Sofrası'nı ileride birçok yerde görebilecek miyiz? Şubeleşmeyi düşünüyor musunuz? Şöyle efendim, müşterime iyi hizmet verebilmem için başka bir şubeyi düşünmüyorum. Müşterime yani iyi hizmet, iyi, evet, bir kalite sunmak için yerinden başka bir, evet, bizim düşünmüyorum. Gördüğümüz kadarıyla siz gelen müşterilerle birebir ilgileniyorsunuz. Evet. Sanırım bu yüzden çok fazla şubeleşmek sizin kaliteyi düşüreceği için, evet, kaliteyi elden bırakmamak adına tek şubeyle burada zaten 3 katlı mekanımızda devam istediğimiz kadar kişiyi ağırlayabiliyoruz anladığımız, evet, kadarıyla. Peki Hünkar Sofrası'nın ilerlemek hedef ve projeleri var mıdır? Bir gelişmekte, büyümekte olan bir şirket mi olacaktır? İnşallah. Allah nasip ederse inşallah olacak. Evet, şimdiden söylemiyorsunuz sanırım, evet, sürpriz olsun diyoruz. Evet, İleride ama Hünkar Sofrası'nı daha büyük, İnşallah, yerlerde, daha kurumsal, İnşallah, olarak görebileceğiz sanırım. Peki son olarak buradan izleyicimize, özellikle de yıllardır sizi tercih eden müşterilerimize neler söylemek istersiniz? Özellikle müşterime bizi seçtikleri için, bizi tercih ettikleri için çok çok teşekkür ederim. Yer görmeyen misafirlerimiz olursa, müşterimiz olsun. Evet. Bekleriz onlar. Buyursunlar, gelsinler. Evet. Lezzeti bir de burada tatsınlar. Tatsın. Zaten aradaki farkı çözeceklerdir sanırım. İnşallah. Peki vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı size çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Başarılarınızın bir ömür boyu daim olmasını temenni ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Evet, Sektör Haber Merkezi izleyici Siirt'te öncü bir firmadan Hünkar Sofrası'ndan seslendik. Şimdi söz merkez stüdyolarında.